Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte iki tane DLC'yi devirdik, geride bıraktık. Bir aksilik olmazsa bu videomuzda da son DLC'mize giriş yapıyor olacağız. Bu bonfire noktasında şurada bulunuyorum. Zaten DLC girişlerini göstermiştim. Hani burada bulunan, burada bulunduğumdan da bahsetmek istedim. Buradaki bonfire'ımızda ulaşabildiğimiz bir karakterimiz vardı. Kendisinden bol miktara Gold Pine rezin almış bulunuyorum ben. Gold Pine rezinlerden faydalanarak bu DLC'mizi aradan çıkarmak niyetindeyiz. Yavaş yavaş DLC'mizin girişine doğru ilerliyor olacağım. Hani keşfetmek açısından en keyif aldığım DLC ilk gitmiş olduğumuz Crown of the Sunken King DLC'siydi. Bosslar noktasında en beğendiğim bir önceki DLC'miz olan Crown of the bir saniye hop, Crown of the Old Iron King DLC'siydi. Bu DLC ise aslında lore noktasında en beğendiğim DLC. Keşif anlamında çok böyle zor değildir. Yine keyifli yerleri falan vardır. Yine değişik gizli tarafları falan var ama lore noktasında bence diğer ikisi DLC'den daha keyifli, daha güzel içeriklere sahip. Bir aksilik olmazsa onları sizlerle paylaşıyor olacağım. Seriyi devam ettirdikçe. Buradan yukarı çıkıyoruz. Shrine of Winter'dan ilerliyor olacağız. Burayla etkileşime geçip DLC'ye girişimi yapıyorum. Karlarla dolu buz DLC'mize hoş geldiniz efendim. Hani gözümüzün alabildiği kadar donmuş bir bölgedeyiz. Sevdiğim içeriklerden bir tanesi şu. Karda yuvarlanırsanız karakteriniz böyle bembeyaz oluyor. Tatlış bir içerik, ben seviyorum. Geliyoruz buraya. Kapımızı açıyoruz. Bu kapıyı açmak için Frozen Flower item'a ihtiyacınız var. Buradan yukarı çıkıyorum. Bonfire'ımızı yakıyorum. Şimdi Bonfire yaktıktan sonra şundan bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşı çıkartabiliriz. Yaklaşık bende gördüğünüzde 43 tane falan Gold Pine'ın bulunuyor. 43 tane biraz fazla. Yani 43 tane ihtiyacınız yok belki ama 43 tane almış bulunuyoruz. Burada hani Lightning Arrow'lar olur, Dark Arrow'lar olur fark etmez. Bir miktar şeyiniz olsun, okunuz olsun. Her ikisi de mümkün. Hani Magic Arrow'lar çok bir işe yaramayacaktır. Yıldırım ya da Dark ile gelmenizde fayda var. Biz ikisi tane faydalanıyoruz. Biterlerse yenilerini alıyor olacağız. Şimdi buradan yavaş yavaş ilerlerken sen diyor Elium Lois'a yaklaşmakta olan geri dön eski kaos. Eski kaosu daha çok böyle kadim kaos diyebilmek daha güzel olabilir. Kadim kaos hala açlığını devam ettiriyor diye çevirmiş olayım ben. Şimdi burada bir şeyi göstermek istiyorum. İlk olarak geri dön. Ava burayı kolluyor, gözetliyor. Geri dön diye bir içerik veriyor bizlere. Zavallı Ava diyor. Sen diyor kralını özlüyor musun? Hani işareti olmayan biri geldi. Hani mühür gibi düşünürsünüz. Mührü olmayan biri geldi. Hızlıca diyor şey yap. Hani bu sorun teşkil eden kişiyi aradan çıkar. Ama diyor hani acı aynı zamanda çok böyle paramparça etme. Bizden bahsediyor. Öldürmek. Hani Ava bizi öldürüyor olacak bir nevi. Şimdi buraya geldiniz diyelim ki. Yani bir boss fight arenasına girmiş gibisiniz ama boss'u falan görmüyorsunuz. Mesela burada bir boss şeyi çıktı ama boss'u görme imkanımız yok. Boss bize saldırıyor olacağız. Öldürsün diye girdim. Ben bunu yapmanıza gerek yok. Yani burada ölmeniz gerekmiyor. Ben sadece boss'a şu an geldiğim zaman boss'u göremediğimizi göstermek niyetindeydim. Onu göstermeye geldim. Şimdi bu boss'u görmek için bizim bir item almamız lazım. Sadece bu boss'u görmek için değil bu arada. Bu bölgede gizli içerikler var. Gizli illüzyon içerikleri var. Bir aksilik olmazsa onları tanıtıyor olacağım. Onları tanıtmadan öncesinde yani özellikle boss'la başlamak istedim ki yani bu görünmez olmasının ya bu adam niye görünmüyor kardeşim, boss var ben niye göremiyorum falan diye belki arkadaşlar varsa normal bir durum onu ifade etmek adına. Şimdi burada hani şu şekilde göstermiş olayım, şurada bir parıldamakta olan yanmakta olan bir alev görüyorsunuz. Aslında o alevin olduğu yere gidiyor olacağız. Hedefimiz orası.
Aşağı iniyoruz. Hasarımız gayet iyidir Power Stance saldırılarında. Ama standart saldırılarda yani böyle eğer ki tek bir silah falan kullanıyorsanız biraz hasarınızın az kaldığını görürsünüz. Özellikle bu DLC noktasında. Yani diğer iki DLC'de zorlu düşmanımız mesela vardı ama burası hakikaten biraz overkill. Biraz fazla sıkıntı. O yüzden gold panesini alıp geldik. Şimdi buradaki şu yığını hatırlayın. Yani böylesi bir tabut yığını var burada. Bunu hatırlayın. Şimdi sağ alt tarafta bir tane düşman görüyorsunuz beyazlı. Bu arkadaşları şu an öldürmeniz şart değil. Ama buradaki buzları erittikten sonrasında kendini öldürerek ilerlememiz gerekiyor olacak. Aklınızda bulunsun. Yani şu anda öldürebilirsiniz ama şart değil. Buradan dışarı çıkınca solunuza bakın. Şimdi aşağıda köpeklerimiz var. İsterseniz odağınızı alın, isterseniz hani bakarak saldırın kendilerine. Amacımız bu arkadaşlara yukarıdan ok atmak. Mümkünse bir veya iki tanesini aradan çıkarmak. Bu köpekler çok gıcık edici şekilde saldırırlar. Üst üste sizi kovalayabilirler. Biraz tatsız sonuçlar doğurabiliyorlar. O yüzden böylesi öldürmek işimize geliyor. Dexterity build'larda hızlı bir şekilde güçlendirilmiş bir mızrak isterseniz buradan artı 7 Wingspear alabilirsiniz. Yani şu noktada kullanabileceğiniz çok daha harika içerikler var ama yani Wingspear artı 7'yi alana kadar da yine harika içerikleriniz var ama olur da isterseniz bu şekilde ellenebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğim zaman sağ tarafta şurada itemler olduğunu görebiliyorsunuz. Onlara gidemiyoruz. Önümüz buzlarla kaplı. Bu buzları bu videonun sonunda açıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda bu buzların arkasında kalan içerikleri lootlamak için bu bölgeyi ve birkaç farklı bölgeyi bir tur daha dolaşıyor olacağız. Şimdi burada sağda elinde kalkan olan bir düşman var. Solda elinde kalkan olmayan bir düşman var. Kalkan olmayana arda arda atabildiğiniz kadar ok atın sağlık gelene kadar. Şimdi kalkan olmayan arkadaş sizlere büyü atıyor olacak. Dolayısıyla öncelikle onu öldürüyoruz ki bu arkadaşa daha kolay olsun. Bir diğer tarafta doğrulayamadım. Bu arkadaşları uzaktan öldürmüş olmamızın çok temel bir sebebi var. Buraya koştura koştura gelip kendini öldürmeye çalışırsanız aynı anda birkaç tane düşmanla savaşmanız gerekiyor olacak. Bu da isteyeceğiniz bir şey değil açıkçası. Hele ki DLC'lerde. Şuraya geliyorum. İleri gitmeyin. Köprü ötesine gitmeyin lütfen. Ve insafsız. Yani bu kadar dolanabilirdin, o kadar da dolandın. Sürekli olarak büyü atan sen ne demeye beni kovalamaya çalışıyorsun? En ufak bir fikrim yok yani. Normalde büyü atan karakter yani. İleri gitmemiş olmamızın temel sebebi de aslında bu elinde mızrak olan bu düşman. Hani bu arkadaş ileri gitmemiz durumunda sıkıntı oluşturuyor. O yüzden ileri gitmeden bunu öldürmeye çalışıyoruz. Ve biliyorum yani normalde geçip eliyle kılıcıyla büyü atan karakter. Uzaktan ölmeye çalışmamın bir diğer sebebi de buradaki arkadaşlar. Buna gidince solda mızrak da var. Sağda kendisi sol üstte de bir başka büyü atan Pikachu. Uğraştırıyorlar aslında. Ama DLC'lerde yani diğer DLC'lerde de oldu. Burada olacak belli ki. Trolleneceğiz efendim. Bu arkadaşın yana çıkıp kendisini öldürebilirsiniz. Öyle ölme imkanınız var. Ben bunu tercih ediyorum. Şimdi buraya geldiğimiz noktada sağ tarafta yine buzla donmuş devasa bir tane kule görüyorsunuz. Orası açılıyor olacak. Bu köprüden karşıya gitmemiz şu an mümkün değil. Orayı görmezden gelebilirsiniz. Buradan yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkın şurada bir tane düşmanımız var. Canımız full olsun. Human Refuge'den faydalanalım. Tık bunu kafaya. Buradan yukarı çıkıyorum. Şimdi buradan yukarı çıktığınızda bu odada bir tane köpek, 3 tane düşman var. Özellikle köpek çok sıkıntı.
O yüzden köpek size koşta koşta gelirse odağınıza ilk önce onu almaya çalışın. Önünüz efendim. Şimdi yukarı çıktığımızda sağımızda bir tane kapı var. Bu kapının aslında üstünde bulunan bölgeye ait olan önemli içerikleri buzları kaldırdıktan sonra elde edebiliyor olacağız. Ama yukarı çıktığımızda yine alabileceğimiz birkaç tane içerik var. Onları ben şimdi aradan çıkarmak istiyorum. Hani her bir içeriği buzları kırdıktan sonra almanıza gerek yok. Gördüğünüz üzere sandıklarımız var ama bunlar da buz tutmuş durumda. Şuradan aşağıya düşüyorum. Buradan manastır çarmı aldık. Burada bir ağacımız var. Altında Dark Clutch Ring bulunuyor. Eğer ki Hex büyücüsü olarak oynuyorsanız bu yüzükten faydalanabilirsiniz. Hex büyülerinizin hepsinin hasarını arttıracaktır. Dark çelikli saldırıların da hasarını arttırıyor. Sadece Hex değil. Geldik buraya. Bir diğer kapıyı açıyoruz. Şimdi bu kapıyı açtıktan sonra ta ileride bir yerde bir tane büyücünün olduğunu görüyorsunuz. Bu arkadaş her zaman büyü atmaz. Kendisini argolayın. Bekleyin gelsin yanınıza. Geldikten sonra savaşırsınız. Önünüz efendim. Şimdi burası esas buzları kırdıktan sonra bir işkence oluyor. Dikkat edin, 3 tane yerde şu an pasif olan ama buzları kırdıktan sonra aktif olan düşman bulunuyor. Dolayısıyla buzları kırdıktan sonra buraya gelirken dikkatli olmanızda fayda var. Arkadaşı öldürüyorum. Tabii biraz gizli kalmış, biraz arkalara saklanmış bir bölgemiz var. Sol altta böyle bir şehir vesaire görebiliyorsunuz. Gönül ister ki oraları da keşfedelim. Ne yazık ki keşfetmiyoruz. Yani DLC'lerin yani birçoğunun konsept olarak çok güzel olduğunu ama boyut olarak çok küçük olduğunu düşünüyorum. Bir tek Shula belki hani tam böyle tadında bir seviyede. Buradan Old Belhelm'i elde etmiş olduk. Geldiğim yoldan geri dönüyorum aslında. Şunu göstermek istiyorum. Bu bir trivia bir içerik olacak. Buradan gittiğinizi varsayalım. Buraya tekrar geleceğiz. Şimdi buranın meşaleler olduğunu görüyorsunuz. Bunları yakmamız gerekiyor ki bu kapı açılsın. Şu an bir buz fırtınası var. Burada buz fırtınası varken meşale yakmaya çalışırsanız yakma animasyonunu yapar ama meşaleniz yanmaz. Buraya mecbur sonra gelmeniz gerekiyor. Bu buz fırtınası meşalelerinizin yanmasını engelleyen de bir buz fırtınası. Şuradan aşağıya düştüğünüzde bonfire'a gelmiş oluyorsunuz. Özellikle bu noktaya kadarki süreçte düşmanları benim gibi öldürdüyseniz katanlarınızın dayanıklılığı bayağı azalıyor. Kırılma seviyesine geliyor. İsterseniz repair power kullanın, isterseniz dinlenin. Ben dinlenmeyi tercih ediyor olacağım. Daha mantıklı oluyor bence. Bu arkadaş genellikle şu zıplama saldırısını yapar. Şu an niye power stance diyelim anlamadım. Öldürdüm. Katana build'ımızın gerçekten böyle aşırı derecede işe yaradığı belki de en önemli böyle kendini gösterdiği DLC burası oluyor. Çünkü DLC'ler içerisinde bu arkadaşların hasarı noktasında hani ya daha DLC'nin başındaki düşman hasarlı noktasında bunlar gerçekten iğrenç bir hasara sahipler. Hiçbir DLC Broom Tower kadar gıcık bir yere sahip değil bence. Yani buradaki çünkü tek tek öldürebiliyorsunuz ama Broom Tower'da hani aynı anda 8 tane düşman savaş şeklinde karşınıza çıkıyor. Biraz tatsız. Yine burada da buzlar eridiğinde veya buzlar yok olduğunda gidebileceğimiz yerler olacak. İlerliyorum. Şuradan Ring of the Embedded isimli bir tane şey elde etmiş olduk. Yüzük elde etmiş olduk. Elde ettiğimiz bu yüzük bizim kullanmakta olduğumuz Third Dragon Ring gibi düşünebilirsiniz. Fakat farklı bir yapısı var.
Yüzük, yani Dark Souls 3'te özellikle çok kullanılan yüzüklerden bir tanesi. Şu arkadaş. Olayı şu. Sizin canınızı, staminanızı ve takabileceğiniz ekipman ağırlığını arttırıyor. Fakat bunları arttırma mantığı şöyle. Statınız ne kadar azsa o kadar fazla arttırıyor. Yani mesela şu an bizim bu yüzü takmakla 98'e yakın olan 98 diyorum, pardon, 82 olan equip load statımızın çok fazla etki etmez. Etki eder, evet, ama çok fazla etki etmez. Biz ekiple olduğumuz 40'larda, 50'lerde falan olsaydı daha fazla etki ediyor olacaktı. Veya canımız mesela atıyorum 1700'lerde değil de 1000'lerde olsaydı daha fazla etki ediyor olacaktı gibi. Bu yüzün şöyle kötü bir tarafı var. Third Dragon Link'le beraber kullanabilirsiniz ama bu yüzü takıyor olmak aldığınız hasarı arttırıyor. O yüzden size bırakıyorum. Buradan Dark Dance'i elde ettik. Bir başka Hex tipi olmayan büyü tipini elde etmiştik. Yani onun Hex versiyonu. Keyto'da Embedded çok böyle yani farklı farklı build'larla kullansam mı, iyi olur mu vesaire diye düşündüm. Ama günün sonunda kullanmadığım içeriklerden bir tanesi oluyor hep. Hep Third Dragon Ring'i daha mantıklı buluyorum. Daha başarılı buluyorum. Yo. Hayır. Ah, geldim buraya kadar, öldürdün beni. Tebrik ettim seni. Biteceğini hesap edemedim. Benim hatam oldu. Sonuçta bu yıldırımları boşuna almadık. Özellikle hani Power Stance'le bile bir canla falan hayatta kalabildikleri için bu arkadaşlardan faydalanmak işimize geliyor yani. Gold Parnes'in gerçekten burada hayat kurtarıyor diyebilirim. Özellikle bazı düşman noktasında. Hani standart düşmana çok sıkıntı değil. Şu arkadaşların poison'u da fazla olduğu için bir tık fazla uğraşabiliyorlar. Bizim avantajlı olduğumuz nokta hasarımız çok yüksek. Hasarımız az olsa iyi bir işkenceye dönüyor buralar. Gel bakayım kerata. Yani bu arkadaşın arkasına geçip şey yapabilirsiniz. Ne onun adı? Backstab vurabilirsiniz. Bu şekilde. İyi hasar vurur. Özellikle arkadan yapılan bu saldırılara karşı dirençte çok azdır. Maksimum hasarı oradan vurursunuz. Bir saniye. Burayı karıştırmam. Geldim buraya. Kol çekiyorum. Şimdi sol tarafta gidebileceğiniz bir yer var. Oraya şu an gitmeye çalışmayın. Kapıyı açamıyoruz oradaki. O yüzden boş uğraşmış olursunuz. Orayı görmezden gelin. İlerliyorum. Buraya. Şimdi burada aşağıda bir tane kapımız var. Bunu açabiliyorsunuz. Fakat içerideki itemleri alamazsınız. Burada önemli olan şey şu. Donmuş olan sandıkları görüyorsunuz. Bu arkadaşın en sağdaki sandığın bir mimik olduğunu görme imkanınız var. Bu buzları yok ettikten sonra tekrar bu sandıkları lootlayabiliyor olacağız buraya gelip. Buraya tekrar gelip sandıkları lootlayabiliyor olacağız. Çünkü çok oldu. O arkadaşın mimik olduğunu unutmayın. Şimdi burada sağ tarafınızda gidebileceğiniz, alabileceğiniz itemler var. Fakat sağ tarafınızda görünmez düşmanlar var. Birazdan alacağımız item hem o düşmanları görmemize imkan tanıyacak hem de görünmez merdivenler vesaire bulunuyor. Onlarla iletişime geçmemize imkan tanıyacak. Burada bir başka sandığımız var. Buna ilerliyorum. Ben neredeyse unuttum bu arada. Bu arkadaşı öldürün, gelin buraya. Şu arkadaşı öldürmenize fayda var. Bunların özellikle zırh tasarımını çok beğeniyorum.
güzel bir sınava sahipler. Fakat biraz uğraştırıcı düşman. Demeyeceğim. Buraya geliyorum. Şurada kolu çekiyorum. Az önce bir asansör platformu üzerinde böyle tabutlar vesaire görmüştük. Onlar buradan yukarı çıkmış olacaklar. Bundan aslında hani bunun bir katkısı var mı? Bu noktada yok. Katkısı şu. Tekrar o odaya döndüğümüzde bunların blokladığı yolun ötesine gitme imkanımız olacak. Yani bu asansör bir kestirme olarak kullanılmıyor. Sadece o bloklanan yere erişmemize imkan tanıyor. Önce yukarı geliyorum. Buradan kapıyı açmayın. İçeride bir sürü şey var. Köpek var. Şimdi burada görünmez bir merdiven var. Bu merdiveni görünür kılacak item'ı birazdan alacağız. Ama görünmüyor olsa dahi merdivenden tırmanabiliyoruz. Ya hazır gelmişken buradaki item'ı almak adına ben tırmanıyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer ki mucize build'larında gidiyorsanız kullanabileceğiniz biraz DLC'lerin hani gerçi bu DLC'nin girişinde alıyorsunuz da yani yine DLC kısmında aldığınız için çok fazla kullanılmayan Splintering Lightning Spear mucizesini elde etme imkanınız oluyor. Aşağı tarafa direkt girmemiş olmasının sebebi aşağı köpekleri görüyorsunuz. Hani onlarla kapışmak işkence olabileceği gibi çok kolay da olabiliyor. Eğer ki böyle atlamazsanız. Niyetim normalde buraya atlayabilmekti. Dostum dibinde köpeğe baklasın nasıl olacak? Buraya atlayabilmekti. Buraya atlarsanız hani aşağıdan bunlar size gelirken size yaklaşamadan bile yani tek 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 bunları öldürme imkanınız oluyor. Öyle şey yapmanıza gerek yok. Yani o şart değil. Nedir adı? Ok veya ölmeniz şart değil. Hasarımız az olduğu için ok veya ölmüyoruz aslında. Sadece üst yaklaşmaları durumunda ağır ağır saldırdıkları için ok veya'yı tercih ediyoruz. Arkadaşlar bir tane vursak. Hani kapıyı açarsanız üzerinize direkt çullanıyor olacaklar. Kapını da açtıktan sonra içeri girmeyin. Dışarıdayken öldürmeye çalışın bu arkadaşları. Diğer türlü işiniz iş olur. Açmadığınız kapı buydu. Buradan sol taraftan merdivenden yukarı çıktık biz. Burada son bir item'ımız daha var. Buradayken aslında yani DLC'ye geldiğimiz yeri görebiliyorsunuz. Şuradan geldik, sağ taraftaki bonfire açtık. Hani direkt bu bölgenin surlarında geziyoruz aslında. DLC'nin lore'unu beğeniyorum diye bahsettim. Hani lore'unun ne olduğundan bir aksilik olmazsa yeri geldiğinde iyice detaylı bahsediyor olacağım. Şu an için sadece bir buz DLC'sindeyiz ve itemlar topluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Lois bu bölgenin adı. Geri dön ve ardına bakma. Bu bölgede bulunan yani daha doğrusu bu bölgenin sarmalladığı, çevrelediği yani surlarla kapladığı şeyi kimse bulmamalı diye bir cümle almış oluyoruz burada. Şuradan Eye of the Priestess isminde bir item elde ediyorsunuz. Eye of the Priestess sizlerin bir anahtar itemdir bu. Görünmez düşmanları görmenize, görünmez boss'u görmenize, görünmez merdivenleri görmenize imkan tanıyan bir içerik oluyor. Ben Sacred Oath'u kullanıyorum. Sunlight Blade'de buff'lıyorum silahımı. Bunu da buff'lıyorum. Beklenmedik şekilde fazla hasar vurabilen iğrenç bir düşmanın yanına gidiyoruz. Umarım kendisine şey yapmayacağız, ölmeyeceğiz. İki elle tutarsa çok sıkıntıdır. Aklınıza bulunsun. Döne döne yaptığı saldırılar var. İki vuruşta bizi öldürebiliyor yani. Hani o yüzden hasarına hasar deyip biz de yüksek hasar vurarak kendisini aradan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşı hani şu an öldürmeniz şart değil ama öldürüyor olmanın da katkısı var tabii ki. Burada bir tane bonfire'ımız var. Hani bütün bu yol tekrardan buraya gelmemiz gerekmeyecek. Her ne kadar şey yapacak olsak da buzları erittikten sonra buralarda tekrar dolaşacak olsak da hani buradaki bonfire yakmanın bir zararı yok. Bu kısmı
kısmı daha sonra yapıyor olacağız. Şu an için görmezden gelebilirsiniz. Tekrardan DLC'nin girişindeki bonfire'a geri ışınlanıyorum. Niye? Şey yapmak için. Şimdi Eye of the Princess'i almış olmakla birlikte görünmez olan o boss'umuzu görme imkanımız olacak. Dolayısıyla kendisini kesmeye gidiyoruz. İnsan formundayken burada bir önceki DLC'lerimize yardımcı olmayı teklif et. Şu an Steelheart Ellie'yi summonlayabilirsiniz. Bir de buradan içeri. Biraz ilerleyebilirsiniz. Bu ölü şehrin sana sunabileceği herhangi bir şey yok. Geri dön. Kadim kaos arayışından vazgeç. Onun twisted hani böyle nasıl ifade edeceğimi çok bilmiyorum. Hani çılgın diye ifade edebilirim veya insanı yoldan çıkartan diye ifade edebilirim. Zararlı diye ifade edebilirim. Hani farklı farklı anlamlar gelebilir. Yani onun o bu şekilde ifade etmiş olduğu bu sıfatlara sahip olan alevinden uzak dur şeklinde bir yorumda bulunuyor. Şimdi burada karşı tarafta boss'umuzu görme imkanımız var. Zaten yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Sacred Oath'tan faydalanıyorum. Sunlight Blade'le buff'lıyorum. Onu niye geçtim bilmiyorum. Volt Pannes'in de buff'lıyorum diğer silahımı da. Hasarımız gayet iyi. Boss'umuz bir nevi büyü kullanabilir. Üzerinize zıplayarak sizi yutup ağzıyla çiğneyebilir. Ya da üzerinize zıplayarak elleriyle patilere saldırabilir. Şu an olduğu gibi. Genellikle böyle geri atladıktan sonra üzerinizdeki atlayıcıdan saldırı yapar. Canınız azsa bende olduğu gibi bir miktar bir atlama saldırısı yapmasını beklemenize fayda var. Bu ısırıp yutma saldırısı. Bak ne yaptığını anlayamadım orada dostum. Özellikle hasarımızın fazla olması çok işimize yarıyor. Ah yuvarlan... Çok erken yuvarlandım daha doğrusu. Yuvarlamadım değil, erken yuvarlandım. Tasarım olarak keyifli bir boss'tur. Ben biraz daha mavi olmasını tercih ederdim ama genel tasarım olarak başarılı bir boss olduğunu düşünüyorum. Hasarımızın fazla oluşundan dolayı çok zorlandığımız bir boss olmuyor aslında. Ama hani o zıplama saldırıları ve bazı gecikmeli saldırılarından ötürü birazcık rahatsız ediyor. Çok az. Koşta koşta kendisine gideceğim için direkt burada kullanıyorum. Derken kontrolün kopmuş olması çok güzel oldu. Sevgili kontrolörcüğüm, bağlanabilirsen çok güzel olacak dostum. Saflarımızı attık. Girdik içeri. Çok basit hani direkt boss'un altında, yanında, sağında, solunda bir yerde durup kendisi salmamız lazım. Yani çok öyle ekstra bir taktiğe vesaire ihtiyacınız yok. Bir tane büyü saldırısı var. Aslında onu göstersin istiyorum ama biraz RNG ile alakalı tabii ki. Göstermeyebilir yani. Onun keyfine kalmış. Şu işte büyü saldırısı. Kafasının üzerine şu şekilde buzlar çıkartır. Onlar da ardından hıpızı bir şekilde size saldırıyor olacak. Hemen her saldırısının gecikmeli olduğunu görüyorsunuz. Yani o gecikmeye saldırılara karşı eğer benim gibi şeyseniz zaafınız varsa veya nasıl zayıfsanız onlara karşı biraz sıkıntılı olabiliyor. Az önce yaptığı patlama saldırısı onu çok sık yapmaz açıkçası.
Ama biraz hissettiriyor yani bir patlama aksiyonu yapacağını. Dediğim gibi geri atladıktan sonra üzerinize kesin atlayacaktır. Hani orada atlamasını bekleyin. Atlamasını beklemeden bir aksiyon almaya çalışmayın. Pişman olursunuz yani, sadece sizi yorar. Kralın evcil hayvanı olan Ava'yı öldürmüş olduk. Buradan yukarı çıkıyoruz. Grand Cathedral denilen yeni bir bölgeye gidiyoruz. Ama bu bölge zaten çok küçük bir bölge. O yüzden bir nevi buranın içeriklerini burada aradan çıkarmış olacağız. Bir nevi. Önce bir bonfire yakıyorum. Şuradan yukarı çıkıyorum hemen. Dikkatimiz arkada bir tane daha donmuş sandığımız var. Biraz da onu alabiliyor olacağız işte. Geldik buraya. Bu odanın tasarımı çok güzeldir. Buraya doğru ilerliyorum. Yukarıda bir tane aslında prenses var. Kendisiyle konuşuyoruz. Yani az önce yenmiş olduğumuz karakterin, daha boss'un yenilmiş olmasına inanamıyor. Sen diyor kimsin diyor yani, onu diyor yenebilmiş biri olarak. Bu bölgeye girdiğimizde bize geri dön geri dön diyen karakter bu. Bu bölgeye giderken ki donma aksiyonunu aldıran karakter de bu. Şimdi buraya kadar vermiş olduğu diyaloglar noktasında biraz oyunun, daha doğrusu bu DLC'nin lore'unu açıklamak istiyorum. İlk olarak bu arkadaş aslında bizleri karşılıyor. Daha sonrasında da diyor ki yani burası diyor hani Old Chaos'un etkisiyle birlikte mahvolmuş bir krallık. Old Chaos'tan kastı Bed of Chaos dediğimiz bir tane şey vardı, boss vardı hatırlarsanız. Onun etkisini devam ettiren bir kaos içeriği gibi düşünebilirsiniz. Yani onun alevinin devam ettiği bir yapı gibi düşünebilirsiniz. O alev buradaki insanları, buradaki yaşayan halkı bir nevi zor durumlara sokuyor. Yani kimileri arasında sorunlar çıkıyor, kimileri canavarlaşıyor vesaire vesaire. Günün sonunda halk buradan kaçıyor var gücüyle. Bir kralımız var, Ivory King isminde. Ivory King, Ivory Kral gelip buradaki bu Old Chaos'a son vermeye çalışıyor, onu yok etmeye çalışıyor. Onu yok etme çabası içerisinde bir nevi plunging dediğimiz hani yukarıdan aşağı atlarken yapmış olduğumuz saldırıydı. O şekilde böyle o saldırı mantığında düşünebilirsiniz. Hani bir plunging aksiyonuyla aslında Old Chaos'a meydan okuyor. Fakat bu meydan okumaya bağlı olarak Old Chaos'u yenemiyor. Bu savaşta başarısız oluyor. Buradaki prensesimiz de kendisinin geri dönüşünü bekliyor. Yani bir gün kral umarım buralara geri döner diye bekliyor. Onun müthiş ruhuyla, Magnificent Soul diye ifade ediyor. Yani onun muhteşem ruhuyla bu diyarlar donmuş durumda. Bu arkadaş da kralın o isteğini, onun o niyetini devam ettirmek için buradaki bu donmuş diyarların donmuş olması sürecini devam ettirmeye çalışıyor. Lore olarak beğeniyor olmamın en büyük sebebi şu. Bu bölgeye ait surlar, bu bölgeye ait kapılar veya işte nasıl ifade etmek isterseniz yani engeller aslında dışarıdan içeriye girecek olan insanları, düşmanları engellemek için değil.
Buranın zaten içerisinde olan kaos dışarı çıkmasın diye var. Yani bütün bu bölge, bütün bu krallık devasa bir hapishane. Lore olarak bu bakış açısı benim çok hoşuma gidiyor. Bu ifade benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden beğeniyorum lore anlamında. Burada hani bu hanımefendi ve bizim daha önceden tanıştığımız, kapıştığımız iki tane daha prenses, kraliçe vardı. Elena ile Lashandra. Bu üç arkadaş, pardon bu dört arkadaş, aynı zamanda şeyi hatırlarsınız, Nadalia vardı şeydeki, bir önceki DLC'deki. Bu dört arkadaş aslında dört tane kız kardeş. Her biri Manus'un birer fragmentı, birer parçası. Her biri bir krallığa gidip o krallıkta aslında bir nevi yıkımı, bir nevi kötü sonu getirmeye mesela çalışıyor. Fakat içlerinde sadece bu, %100 olarak emin olduğumuz, içlerinde sadece bu arkadaş aslında buraya geldiğinde o Ivory King ile tanışıyor ve Ivory King'in nasıl diyelim cazibesine kapılıyor. Yani ona gerçekten bağlanıyor, ona gerçekten inanıyor, ona gerçekten hizmet ediyor. Diğer bütün hepsi arka tarafta bir alavere dalavere çevirirken bu arkadaş bu kralın ihtiyaçlarını, isteklerini, hedeflerini benimsiyor ve onlar doğrultusunda aksiyon almaya çalışıyor. Böylesi bir karakterdir kendisi. Kendisine dair verebileceğim birkaç tane daha bilgi var. Onları bir aksilik olmazsa ileride vermek istiyorum. Şu an kafanızı karıştırmamak adına. Benim diyor sadece tek bir tane dileğim var. O kralımın diyor bu hani adı anılmaz kaostan kurtar. Her ne kadar senin ismini bilmiyor olsam da yabancı bana diyor yardımcı olur musun bu yolda? Evet diyoruz. Ve kaosa giden yolu bizler için açıyor. Ve buradaki yazıdan Alsanla olduğunu öğreniyorsunuz aslında kendisinin isminin. Etraftaki hani ses de uzaktan uzaktan geliyor. Buzlar erimiş durumda. Kralın birçok askeri onunla birlikte kaosa meydan okumaya gidiyorlar. Yani yanında bir ordu götürüyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat hiçbir tanesi geri gelmiyor. Kralla birlikte gitmeyen şövalyeler ise uzun bir süre kralın gelişini bekliyorlar. Fakat içlerinden hiçbir tanesi kralın gelişini göremiyor. Bu bekleyişte onların aslında bir nevi hani umutsuzluğa düşmesine sebep oluyor. Onlar kaosa gitmekten bir nevi vazgeçiyorlar. Yeni bir lidere ihtiyaçları var. Bir aksilik olmazsa o lider bizler olacağız. Gördüğünüzde bu odaya girmeden önceki buzların içerisinde olan bu sandık artık açılabiliyor ve içerisinden Vessel Shield'ı elde ediyoruz. Bu videomuzda DLC'mizin girişini ve bir miktar da lore'unu öğrenmiş olduk. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videomuzda bu eriyen buzların ardındaki içerikleri aradan çıkartıyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.